Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Sivas'ın meşhur lezzeti olan hingel tarifini paylaşacağım. Çok az malzeme ile gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifimin ilk olarak iç malzemesini hazırlıyorum. Bunun için tencereye doğradığım 2 adet orta boy patatesi alıyorum. Üzerine geçecek kadar su ekleyerek kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. kaynamaya başladığı zaman tencerenin kapağını yarı açık şekilde bekletiyorum. Tencerenin altına da kısık ateşe getirerek patatesleri pişmeye bırakıyorum. 15 dakikanın sonunda kontrol ettiğimde patatesler pişmişti. Pişen patatesleri fazla suyundan arındırarak ayrı bir kaseye alıyorum. Patatesin içerisine sadece tuz ve pul biber ekleyeceğiz. Tarifin orijinali bu şekilde. İçerisine 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi ezici yardımıyla patatesi tamamen püre haline getiriyorum. İç harcımızı hazırladıktan sonra hemen hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. içerisinde hiç büyük parça kalmayana kadar ezmeye devam ediyorum. Güzelce ezerek püre haline getirdiğim patatesim artık hazır. Soğuması için kenar alıyorum. Diğer yandan hemen hamurumu yoğuruyorum. Yoğurma kabına bir su bardağı suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Üzerine bir adet yumurta ekliyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek çırpıcıyla güzelce çırpıyorum. İçerisindeki tuzu eritiyorum. Son olarak unu ekleyerek sert bir hamur hazırlayacağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra çırpıcıyı kenar alarak yavaş yavaş un ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra elimle güzelce karıştırıyorum. Hazırladığımız hamurun sert bir hamur olması gerekiyor. Hamuru toparladıktan sonra tezgaha alarak güzelce yoğuracağım. Sonrasında iki eşit bezeye ayırarak dinlenmeye bırakacağım. Bezeler dinlendikten sonra hemen hamurumuzu açarak hingellerimizi yapmaya başlayacağız. Hamuru yoğurma kabında güzelce toparladım. Şimdi tezgah biraz un serperek hamuru tezgaha alıyorum ve en az 3-4 dakika boyunca yoğuruyorum. Sert bir hamur olduğu için güzelce yoğurulması çok önemli. Böylelikle daha homojen ve güzel bir hamur elde edeceğiz. Çok az malzemeli, oldukça da pratik bir tarif. Tarifin meşakkatli tek yanı bu şekilde hamuru yoğurmak. Onun haricinde her şey oldukça kolay. Biraz önce de belirttiğim gibi toplamda 3 su bardağı un kullanarak oldukça sert bir hamur hazırladım. Zaten hamur dinlendikçe biraz daha yumuşayacak. 4-5 dakika yoğurarak güzel bir hamur elde ettikten sonra iki eşit bezeye kesiyorum. Ve kestiğim hamurları tekrar yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bezelerimi hazırladım. Şimdi tepsiye bol miktarda un serpiyorum ve bezeleri tepsiye alıyorum. hazırladığım bezeleri temiz bir poşetin içerisine koyarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Bu esnada bezelerin hava almaması oldukça önemli. Böylelikle üzerleri kabuk tutmayacak. 1 saatin sonunda bezeler dinlendi ve açılmak için hazır. Bir tane bezeyi tezgah alıyorum. Kalan bezenin üzerine yine poşetle kapatarak kenara koyuyorum. tezgah aldığım bezenin altına üstüne bir miktar un serptikten sonra ilk olarak elimle açıyorum. Daha sonra biraz merdane ile incelteceğim. En son istediğim incelikte olana dek oklava ile açmaya devam edeceğim. Hamur biraz sert olduğu için açması biraz zor olacaktır. Tam da bu esnada merdane işimizi biraz kolaylaştırıyor. O yüzden hamuru biraz inceltmek için merdane kullanıyorum. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Lütfen hamuru açarken çok fazla un kullanmayın. Fazla un kullanmanız halinde hinge'leri kapatırken işiniz zorlaşacaktır. Şayet hamurun uçları kapanmazsa pişme esnasında içerisindeki patatesler suya çıkacaktır. Hamuru biraz merdaneyle açtıktan sonra oklavayla açmaya devam ediyorum. Hamuru çok fazla ince açmamaya özen gösterin. Mantı hamuru kalınlığında olması yeterli olacak. Sizlere şöyle hamurun kalınlığını da gösterdikten sonra artık hazırladığımız hamuru kesme aşamasına geçiyoruz. Hamuru kesmek için ben rulet kullandım. Bu aşamada tabii ki bıçak kullanabilirsiniz. Yaklaşık 2 parmak genişliğinde olacak şekilde şeritler kesiyorum. İlk olarak dikey kestikten sonra yatay olacak şekilde kesiyorum ve kareler oluşturuyorum. Açtığımız hamur yuvarlak olduğu için kenarları düzgün olmayacaktır. Kenarlarından çıkan hamurları en son kaynayan suyun içerisine atacağız ve hingellerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hamurları kestikten sonra soğuttuğum iç harcımı bu şekilde rulo yapıyorum. sonra kaşığın ucuyla üzerine bastırarak hamurların üzerine patates koyuyorum. Hamurun üzerine koyduğum patateslerin büyüklüğü yaklaşık bir fındık büyüklüğünde. Kestiğim hamurların tamamına patatesi koyduktan sonra üçgen olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi hamuru açarken çok fazla un kullanırsanız bu kapatma işleminde fazlasıyla zorlanırsınız. Gördüğünüz gibi hamurun üzerinde un dahi yok. O yüzden çok kolay bir şekilde kapanıyor. Sizlere iki farklı şekilde hamur nasıl kapatılır onu göstermek istiyorum. Birinci yöntem bu şekilde elinizle alarak sıkıca kapatabilirsiniz. Diğer bir yöntemde hamurun uçlarını tezgaha bastırarak kapatabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa hazırladığımız hamurları bez serdiğimiz bir tepsinin üzerine koyacağız. Direkt olarak tepsiye koymanız halinde hamur kendini salacağı için yapışacaktır. Veya tepsiye un serpip de koyabilirsiniz. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Hazırlayıp bezin üzerine koyuyorum. Tamamını hazırladıktan sonra pişireceğim. Diğer hamuru da aynı şekilde açtım. Patatesi koyduktan sonra kapattım. Böylelikle tüm hingelleri hazırlamış oldum. Bir diğer taraftan da tencereye bolca su koyup ocağa alalım ve kaynamaya bırakalım. suyu güzelce kaynattım. Şimdi içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Bu sayede hingellerin birbirine yapışmasını engellemiş oluyoruz. Son olarak kaynayan suyun içerisine 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Hazırladığım hingelleri iki kez pişireceğim. İlk olarak yarısını kaynayan suyun içerisine atarak pişiriyorum. yüksek ateşte arada bir karıştırarak hingelleri pişiriyorum. Pişme süreleri oldukça kısa. Yaklaşık 7-8 dakikanın sonunda hingeller pişmiş oluyor. Hingeller piştikten sonra süzgeç yardımıyla fazla suyundan arındırarak hemen servis tabağına alıyorum. Kalan diğer hingelleri de aynı şekilde pişiriyorum ve tabağa alıyorum. Tabi kenarlarından çıkan parça hamurları da aynı şekilde pişiriyoruz. Hingellerin tamamını pişirdikten sonra üzerine dökmek için tereyağlı sosumuzu hazırlıyoruz. Bu tarifin olmazsa olmazı bol tereyağıdır. Yaklaşık 100 gram kadar tereyağını tavaya alıyorum ve güzelce karıştırarak eritiyorum. Yalnız bu aşamada tereyağını eritmek yetmez. Yemeğe asıl lezzetini veren yanık tereyağıdır. O yüzden tereyağını biraz yakıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz kırmızı rengini aldı. Bu kadar yakmak yeterli lütfen daha fazla yakmayın. Erittiğim tereyağını hemen hingellerin üzerine döküyorum. Sadece 2 tane patates ve 2 bezeden oluşan bu pratik ve şahane tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten tadı damağınızda kalacak ve sürekli yapmak isteyeceğiniz bir lezzet. Üzerine bolca tereyağı döktüğüm hingelim artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.